Merhaba Batı Akdeniz TV takipçileri. Uzun zamandan beri yapamadığımız bir canlı yayın programıyla yine tekrar sizinle karşınızdayız. Bizler heyecanla bekliyorduk. Sizleri de bugün haberdar ederek yine canlı yayınımıza heyecanlı bir şekilde başladık. Biraz gecikmeli de olsa tabii stüdyoda yapılan bazı teknik değişikliklerden sonra düzeltmiş olduk. Şimdi Merhaba. öncelikle haberlerimizi sizlere tek tek anlatmadan önce yine ekip arkadaşım Mehmet Bey ile birlikte beraberiz. Onu da sizlere bilgisini vermek istiyorum. Bunun haricinde gündemimiz yoğun. Tabii 31 Mart seçimlerinden sonra uzun zamandır değerlendirme yapmadık. Hem bölgemizde hem de gündemimizde dünyada ve Türkiye'de neler oldu, neler bitti? Tabii bunları ayrıca değerlendireceğiz. Ama bizim için şu anda önemli olan, bizim gündemimizi değerlendirmemiz gereken Kumluca ve çevre il ve ilçelerimizdeki yakın konularımızı değerlendirmeye çalışacağız. Kumluca Belediyesi 31 Mart'tan bugüne neler yaptı, neler yaşandı? Belediye Başkanı Sayın Mesut Avcıoğlu ortalama bir 6 aylık süre içerisinde yapmış olduğu, yani daha doğrusu biz bu programları sunarken, değerlendirirken şunları da ön planda bulundurmaya çalışıyoruz. Bir yorum havasında hem de sizin katkılarınızla beraber sadece biz size haber sunmak değil, beraber karşılıklı hem yorumlarınızla hem de bizim buradaki konuları daha geniş çevrelere iletebilmemiz açısından hep birlikte beraber programa katkıda bulunmayı istiyoruz ve bundan sonra da böyle olmasını temenni ediyorum. Yine Kumluca Belediyesi'nden söz açmışken Kumluca Belediye Spor artık geçen dönemden bu döneme yine belediye başkanı değiştikten sonra bazı konularda Kumluca Belediye Spor'da da tabii giden ve gelen futbolcular oldu. Bunun haricinde sezona kötü başlayan bir Kumluca Belediye Spor bu hafta yine geçen hafta 1-0 yenilmişti galiba. Bu hafta da beraberlikle haftayı kapatmış oldu. Önümüzdeki maçlarda inşallah daha iyisini yapacaklarına inanıyoruz. Yani burada yine başkanlarımızı, belediye başkanlarımızı, futbol kulüp başkanlarımızı alıp değerlendirme yapacağız. Burada konuşmalar yapacağız. Bununla ilgili ben aslında önümde birçok konu var ama öncelikle Mehmet Bey siz ben uzatmadan, haberleri değiştirmeden siz neler söylemek istersiniz? Farklı farklı konulara değineceğim ben bu arada. Siz ne söylemek istersiniz? Evet, öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Uzun bir süreden sonra tekrar yayındayız. Çünkü yaz döneminde bize soruyorlar yayınları ne zaman yapacaksınız diye. Ben de diyordum ki şu anda adli tatil. Adli tatille bizim aslında bir alakamız yok ama özellikle yaz döneminde herkes tatilde sağda solda olduğu için sosyal medyada tabii hiç eksik olmadı. Herkes vardı. Bu arada şu anda uzun süre sonra yayında olduğumuz için sesle veya görüntüde herhangi bir sıkıntı olursa bize yorum kısmından yazabilirsiniz değerli izleyenler. Batı Akdeniz TV stüdyolarındayız. Batı Akdeniz Haber ve Reklam Ajansı tarafından hazırlanan Batı Akdeniz gündemi Celal Bey ile birlikte değerlendireceğiz. Sizler de katkıda bulunursanız yorum bölümünden veyahut da 0532 352 85 94 numaralı WhatsApp iletişim hattından bizlere mesaj olarak gönderebilirsiniz. Biz burada bakalım Celal Bey ile ne değerlendireceğiz? Uzun bir süre geçti. Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. Bir sohbet havasında geçmesini temenni ettim başlangıçta. Tamamen doğal olsun diyor yani. Doğal Böyle bir yürüyebiliyor muyuz böyle? olsun. İstediğiniz yapabilirsiniz Evet. demeyeyim ama yine de belirli Uygun şeyler uygun yapalım. şeyler He? ama şimdi öncelikle yine bizi takipte olan ve bizi destekleyen arkadaşlarımız var, beğenen arkadaşlarımız var ve bize şunları da konuşun diyen kişiler var. Öncelikle birkaç kişinin ismini söylemek istiyorum. Bize beğeni ve temennide bulunan Hasan Azak, Süleyman Buhurcu, Ahmet Menteşe, Emin Deniz, Selami Ordulu, İbrahim Sert, Bilal Değer, Fevzi Dalgıç, Süleyman Çetin, Hüseyin Karateke arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yine bunun yanında Yusuf Goncuk arkadaşım da Kumluca Belediyespor'dan bahsedin demiş. Bütün konulardan bahsedeceğiz inşallah.
Kumluca ile ilgili kim elini taşın altına koyduysa veya Kumluca sporla ilgili kim neler yapabildiyse her şeyi konuşmaya devam edeceğiz. Tabii bunun Tüm izleyicilerimize selam olsun. evet. Şimdi öncelikle Kumluca'dan bahsetmişken tabii gündemimizde de farklı konularımız da var. Yine Van'da kaybolan Rojin kardeşimizin acı haberi geldi. Maalesef. Onun haricinde yine daha önceden minik Nari'nin cesedi bulunmuştu. Farklı farklı konular var ama biz Böyle ben söylediğim gibi hareket yapmam lazım. bu konuları değerlendirirken biz hepsini teker teker sizlerin de katkılarıyla bunları konuşacağız inşallah. Şimdi ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kumluca'dayız. Önce bölgemiz ve bölge çevre ilçelerimizle başlamak istiyorum. Kumluca Belediyesi 31 Mart'tan sonra biz yayın hayatımızı aslında yaz döneminde ara vermiştik 2-3 ay civarı. O dönemden sonra Kumluca Belediyesi'ni konuştuk ama çok mesafe, kısa bir mesafe oldu hemen seçimden hemen sonra. Ne yapılabilir dedik. Siz hatta ben iyi hatırlıyorum o zaman demiştiniz. Şu anda ben Kumluca Belediyesi'ne bir karne verecek kadar zaman geçmedi. Bu karneyi ne zaman vereceğiz? Evet. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Nisan'da vereceğiz. Ağustos. Yani şey öyle mi? Yıl Şimdi dolunca mı? ara karneyi değerlendirebiliriz ama ben Nisan'da vereceğiz. Mutlu Türkan diyor ki herkes saydığımız bir ben kaldım. Seni görmedi oradan. Ben görüyorum Mutlu. Selik bıçağı gibisin demiş. Teşekkür ediyorum. Mutlu zaten Türkan da bizim zaten Daimi izleyicimiz. daimi yani diğer şeyde nedir o televizyon kanallarında milli takımın maçı olsa onu da biz izler. Evet. Teşekkür ediyoruz tüm dinleyicilerimize. Radyodan kalma bir alışkanlık bu. Tüm dinleyicilerimize iyi akşamlar demek ama şu anda artık izliyorlar bizi. Şimdi nereden başlasak biliyorsun kayıp kadın ve çocuklar hakikaten ülkemizin sadece ülkemizin değil dünyanın da sorunu. Maalesef buna bir çözüm bulunmadı, bulunamayacak da. İşte Narini, Rojini, İkbal'i, Ayşe Nuri, Şeyda'sı derken bunlar yakın tarihte hatırladığımız Evet. çocuklarımız, kardeşlerimiz. Ben böyle kısa kısa araya da girmek istiyorum. Şimdi kaybolan çocuklarımız demişken dün de Kumluca'mızda yine bir acı haber geldi. Yani bir vatandaşımız kayboldu diye arandı bu ama sonradan şeyi buldu. Allah rahmet eylesin. Bu konuyla da ilgili Maalesef şimdi bu konuyla ilgili aydınlatılmadan biz haberi bile girmek istemiyoruz. Yani özellikle intihar işte ve benzeri haberleri Batı Akdeniz haber sitesinde yayınlamak istemiyoruz ama bu da bir gerçek. Şu anda cesedi bulunduğu kardeşimizin Allah rahmet eylesin, taksiratini affetsin. Sonuçlar bir şekilde ortaya çıkacaktır. Biz şu anda o olayı araştırmadık bile. Çünkü bu emniyet ekiplerimizin bilgisinde inşallah neyse gerçek ortaya çıkarırlar bu şekilde de. Söylenecek çok şey var. ya bir Ama de her zaman her yerde her şey söylenmiyor. daha henüz netleşmiş bir konu Evet. yok dediğiniz gibi Evet. ama insanlar hakikaten bu konuyla ilgili ben Ali Doğan kardeşimiz Ali Doğan galiba ismi yanlış hatırlamıyorsam ben yakınen tanımıyorum ama hani çevresinden şu ana kadar gördüğüm duyduğum kadar sevilen bir insan Sevilen birisi, sevilen birisi. sümayen tanıdığımız yani sohbet edip muhabbet ettiğimiz biri olmasa da sümayen tanıdığımız birisiydi. Tabii insanlar Evet. üzücü şeyler yaşandığı zaman acı haber çabuk yayılıyor. Evet. O yüzden şimdi Kumluca Belediyesi ile ilgili konuşmaya başlayalım yavaş yavaş. Başlayalım. Şimdi Kunduca Belediyesi hani borç edebiyatı yapmıyor ama Kunduca Belediyesi borç ödemeye devam ediyor istediğim kadarıyla. Kunduca Belediyesi ile ilgili bugün hoşuma giden bir şey gördüm. Hani biliyorsun daha önce araç koydurmuyorlardı ön tarafa, lavatalar geliyorlardı. Tabii onlar da emri yerine getiriyorlardı. Oraya park etmeyin. Sanki bir canlı bomba havası vardı gelen araçlardan. Motor park etmeyin, arabayı park etmeyin. Bugün baktım o belediyenin önünde sadece o yayaların giriş yerine bir engel koymuşlar. Bravo, tebrik ediyorum. Diğer yere de ben aracımı park ettim. Hiç gelen giden de olmadı. Bu pozitif anlamda bir şey. Çünkü Kumlucamızın trafikle, pazar yeriyle, park sistemiyle, temizlikle ve yolla ilgili sorunları var. Bu sorunların en büyüğü de şu anda maddi. Hani bir söz var, burada ne kadar söylense, paran varsa yancıkta derler, paran cebinde varsa her şey güzel. Eğer para yoksa,
İşler sıkıntı. Bunun gelirlerini de bir Bir şekilde. eskiden selamla yapılan işler şimdi parayla yapılıyor. Yani hakikaten yani bizim çocukluğumuzda yaşadığımız şeyler böyleydi. Yani param varsa da yoksa da birileri bir şekilde halleder. Daha sonra olduğu zaman sen verirsin, onun yoksa sen verirsin, senin yoksa o verir, bir şekilde Bir birbirlerini karşılardı. imece Şimdi alışkanlığı vardı, imece imece. O alışkanlığı. artık yok şu anda maalesef. Bakalım nereye kadar gidecek bu kapitalist sistem. Böyle devam edecek Evet. gibi ya da daha da kötüleşerek devam edecek. Çünkü şu anda hükümet politikalarında da Kumluca Belediyesi'nin şöyle söyleyeyim. Kumluca Belediyesi'nin başlangıçtaki ilk vatandaşlardan benim yorumlarda duyduğum şuydu. Kumluca Belediyesi kazanıldı. Tamam, heyecanla herkes güzel şeyler oldu. Daha sonra aradan belirli bir süre geçtikten sonra belediye başkanı ile ilgili artık bir beklenti içerisine girdi herkes. doğal olarak beklentiye girecek Beklenti tabii. içerisine girdi. Çünkü şey şu, hani borçtu, bilmem neydi. Tamam, ilk başta söylendi bunlar ama artık insanlar bir şey yani Bir aksiyon bekliyorlar. bireye aksiyon bekliyorlar. Yani belediye başkanı belki onun şeylerle anlatabilirsin. Rakamlarla işte şu kadar borcumuz vardı, bunu ödedik, bu kadar bunu yaptık falan diyebilirsin ama vatandaş yapılan hizmete bakıyor. Yani yapılan evin önündeki yola bakıyor, işte çöpe bakıyor, Kumluca'nın çevresine bakıyor, yapılan icraata bakıyor. O yüzden belki hani çok büyük işler başarmış olabilirler. Belki borcun ne kadar olduğunu da bilmiyorum ben şu anda. Ne oldu, ne bitti, ne kadar kaldığını. İleriki zamanlarda tabii bunları da öğreniriz. Belediye başkanımızı da buraya davet ederiz. Ondan da gereken bilgileri alırız belki ama demek istediğim şey şu. Yani vatandaş bir icraat bekliyor. Yani 6 aylık süre içerisinde ne oldu, ne bitti. Yani şu anda insanların gördüğü bu. Benim de direkt söyleyeceğim buydu yani. Şimdi belediye ne yaptığını şöyle ben bir belediye personeli olarak söyleyeyim bunu. Şu anda belediyeden ayrıldık artık ama belediyede bir kaos vardı. Yani bir korku şeyi vardı. Kimse yoktu demesin. Bunu açık açık varsa burada konuşmak isteyen buyursun gelsin stüdyomuz açık. Artık onu biraz böyle işlevsel hale getirecekler. İş olarak neler yapılabilir? Bunu da nasıl çözecek? Yani şu anda belediye başkanı Sayın Mesut Davutoğlu kendi kadrosunu kuramadı. Yani yılbaşına kadar bir müsaade ettik biz. Yılbaşından sonra bakalım bir aksiyon bekliyoruz. Şimdi eleştirmenin bir anlamı yok. Çünkü orada kim olsa, çünkü kime güvenileceği de belli değil. Biliyorsun böyle durumlarda bir belediye başkanı olduğu zaman etrafına bir halka olur. Çünkü Satürn'ün etrafında olan o halkalar gibi. O halka her belediye başkanının arkasında oluyor. Pohpohçular oluyor. Bak şimdi mesela Kasım ayı gelecek. Kasım ayında önceki belediye başkanı Mustafa Köloğlu'nun, değerli arkadaşımın, kardeşimin doğum günü. O ellerinde pastayla gidenler, ben şimdiden hatırlatayım, ellerinde pastayla sürpriz yapanlar. Bakalım kaç kişi sürpriz yapacak? Yani Nurgül Hanım'dan başka sürpriz, diğerleri sürpriz yapacak mı? Merak ediyorum. O yalaka takımı yine olacak mı olmayacak mı? İşte burada ye kürküm ye Evet. misali Şimdi oluyor. Kumluca'da belediyede sadece belediye tabii belediyeye bağlı olan diğer kurumları da borçlanmalar çoktu. Bunlardan bir tanesi de Kumluca Belediyespor. Yine belediye üzerinde isim hakkı Kumluca Belediyesi'ne ait olan takımımız. Yine burada da sıfırlanmıştı galiba şey. Yani Kumluca Belediyespor'un şöyle bir handikap var. Biliyorsun burada genellikle güreş seviliyor. Futbol da seviliyor. Bir beraber Çok gittim güzel hatırlarsın ama çok fazla futbol seyircisi delisi var. Kumluca'da hakikaten şu anda yeterli derecede Ama futbol elini delisi cebine Kumluca atan Belediyesi'nde. yoktu. Şimdi Mustafa kardeşimiz yeni başkan şunu yaptı. İnsanlara dokunmaya çalışıyor. İşte bizleri de davet etti, toplantılar yaptık. Görüşmeler yapıldı. Kumluca Belediyespor en azından yok olmaktan yani geri döndü. Evet. Hatta Bu bizi arada bir toplantıya dediğim gibi evet. çağırdı. Bir şey yaptık. Gereken açıklamaları yaptı. Bu bayraklarla ilgili de bir görüşme yapmıştık. Onunla ilgili. Bayrakların satışı ile ilgili bir Bayrak bir sembol. Destek amaçlı yapıldı destek bu. amaçlı yapılmıştı. Tüm firmalara da teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Kumluca Belediyespor'a sahip çıkan tüm esnaflara, kardeşlerimize, Kumlucalılara, hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Çünkü futbol hayatın bir gerçeği. Olmazsa olmazlardan bir tanesi. Her hafta maça da davet ediyoruz tüm spor severleri. Evet.
Şimdi şeyleri konulara kısa kısa geçmek istiyorum bu hafta. Önümüzdeki haftaya belki farklı Daha az konularda söyleyelim. yok önümüzdeki Rehavete kapıldık yaz daha evet döneminde. daha farklı konularla yine şey yaparız. Bizim en büyük yine Kumluca deyince bir Kumluca Belediye dedik. Kumluca Belediye Spor dedik. Yeni stadyumumuz var. Daha henüz bir açılış, resmi Evet. açılışı yapılmadı ama herhalde sonuçlandı. 29 Ekim'de yaparlar inşallah. 29 Ekim'de ben eğer şimdiye kadar böyle bir şeyi görmedim. Olsaydı değil mi şurada 14 gün sonra açacak olsa Beklenti haber görmedim verilirdi. ama belki kısa zamanda belki bir şey yapılabilir Hı. yine. Yine Kumlucamızın kanayan yaralarından bir tanesi de Kumluca Pazar yeri. Ne eskisi ne yenisi hiçbir zaman gündemden Kimse düşme. kimseyi memnun edemedik. gündemden düşmedi. Eski pazar yeri sökülmeye devam ediyor. Daha henüz bitmedi. Yeni pazar yeri her gittiğimizde sanki farklı bir pazar yerine giriyormuş gibi. Bir gün oradalar, bir gün oradalar. Şimdi Onlar da. eski pazar yeri günah keçisi oldu. Hiç gereksiz orasını yıkamasını ben mantıklı bulmuyorum. Kimse bulmuyor ama işte bir galeyana geldi. Eski bakan Süleyman Soylu'yu dediler ki bu dereden oldu. O da yıkın orayı o zaman dedi. Hala bir o selin etkileri şeyde dere kenarında duruyor. Yani bir üzerinden 2 yıl mı geçti? Allah'tan şu anda yağmur yağmıyor. Ya yağmur yağmadı. Üzerinden geçti o kadar zaman. Yani dere çevresinde herhangi bir yapılanma olmadı. Bilmiyorum ne olacak, ne bitecek kimsenin de bilgisi yok galiba konuda. Şimdi bu konularla ilgili insanlar bilgilendirmediği zaman işte bizim de görevimiz bu. Bilgilendirilmediğimiz zaman Evet. biz de o bilgileri vatandaşlara doğru dürüst aktaramayız. Örneğin biliyorsun geçen günlerde yine küçük kardeşimiz deniz kıyısında bir havuzun altında Evet. kalaraktan hayatını kaybetti. Bir diğeri yaralandı. Acil şifalar diliyoruz diğerine ve ailesine. Allah rahmet eylesin, sabırlar versin. Çünkü Allah kimseye evlat acısı vermesin. Çok zor Peki yaşayanlar şimdi biliyorlar. burada bu konu o Evet. gel açılmışken suçlama şimdi belediyeye mi yapılacak? Şimdi burada Kumluca Kıyı Belediyesi'ne bir suçlama yapamayız. Neden? Çünkü Kumluca Belediyesi Devlet Su İşleri'ne bu konuyla ilgili bir yazısı var. Bunu Kumluca Belediyesi'nden temin edilebilir. Bu bilgiyi bize de daha henüz göndermemişler ama gönderirlerse yayınlarız. Oranın işleyişi, yani mesela Kumluca Belediyesi dese ki bugün Evet. Mesut Avcıoğlu personeline gidin orayı onarın dese, Devlet Su İşleri diyecek ki bizim yetki alanımıza karışamazsınız. Haklılar mı? Haklılar. Evet. O zaman kendileri yapacaklar. Yani burada devletin kurumlarını karşı karşıya getirmek değil amacımız. Ama bu yazıyla o şekilde geldiyse bir an önce cevabı verilip o şekilde bu olay olmadan önce, şimdiden sonra hani bir yerde trafik kazası olduktan sonra kırmızı ışık yapmak, ne bileyim kasis yapmak, önlem almanın anlamı yok. Ben Önemli olan en son gittiğimde bu deniz obalarının önündeki daha önce benim çocukluğumda deniz obalarının önünden değil deniz obaları şu andaki dalgaların olduğu yerdeydi. Oradan sıfır. sıfırdı. Şimdi oradan geriye çekmişlerdi daha önce. Şu anda yola dayandı dalgalar yolda. Yani buna aslında bir önlem alınabilir mi, alınamaz mı? Tabii ben de tam şey olarak bilmiyorum. Bizim bilgimiz dışında olan bir şey Yani ama. şimdi daha önce Konya altında da vardı biliyorsun Evet. obalar, şu anda tamamen kaldırıldı. Kaldırıldı. Burası da kaldırılma ihtimali olan bir yer. Oru artık yetkililer bir şekilde ne Evet. yapacaklarını karar verirler. Şimdi bizim bu haberlerimiz zaten batakdenizTV.com'da. Evet. Hepsi An be o an evet güncelleniyor. Şu anda bile yeni haberler çıkıyor. batakdenizTV.com'da güncel son dakika haberleri olarak devamlı geçiyor. Yine yaz döneminde vazgeçtiğimiz hal fiyatlarımız vardı. Kumluca hal fiyat Evet. vazgeçmedik aslında Elmalı'dan ve diğer ilçelerden Elmalı'dan devam ettik. hal fiyatlarına devam ettik. Kumluca herhalde haliyle açılış töreni falan Akşam sabah. yakındır. Şu anda mal işlemeye başladı Evet, bizim şeyler. salatalık sezonu başlamıştır büyük ihtimalle. Diğerleri Şimdi de yaz başlamıştır. döneminde Elmalı, Söğüt ve Tefendi'den günlük olarak hal fiyatlarını vermeye devam ettik Batı Akdeniz'de giden. Evet. Şimdi de Antalya, Serik, Gazipaşa, Kumluca, Finike, Demre, bunlar başlıyorlar. Antalya başladı. Antalya Serik Gazipaşa başladı. Alanya Konaklı Belediyesi yapıyor genellikle. Evet, konut Bunlar hal maalesef. fiyatlarını da biz her gün sabah Evet. artık canlı yayınlarına Vermeye başlayacağız inşallah. başlarız ve bir de bizim kendi sitesi yine batakdeniz.com'dan Evet, batakdeniztv.com'dan ulaşabilirler. ya da Google'dan Kumluca hal fiyatları dediklerinde zaten bizim Kumluca sitemiz hal çıkıyor. fiyatları dediğim zaman Batakdeniz TV birinci sırada Çıkıyor. Evet. gün tarihlerine bakarak her gün yayınlıyoruz çünkü günlük olarak yayınlara bakabilirler.
Yine bunun haricinde son günlerde Türkiye'nin gündeminde olan kredi kartı olayı. Gerçi o ertelendi galiba Yani şimdi. şimdi bu ölümü gösterip hastalığa razı etme olayı. Yani 100 bin lira limiti olan kredi kartından 750 lira aidat almak, yani deli dumrul vergisi bana göre. Neden bunu söylüyorum? Bunun yerine bugün sosyal medyada okudum. Bir tane vatandaş yazmış. 100 bin lira maaş alan şahıstan alınsın bu diyor. Çok mantıklı değil mi? Mantıklı. 100 bin lira maaş alıyor. Madem oradan %1'ini kessinler. 750 de değil, 1000 lira. Şimdi Şimdi sen harcanmamış paranın, yani evet. 100 bin lira kredi kartı limitin var. Ama bu harcanmayan paranın 750 lira nereye verilecek bu? Savunma Savunma sanayine. sanayi. Kimden korkuyoruz? İsrail'den. Ya hani Deli söylenecek çok dumrul söz var. vergisi dediniz de aslında deli dumrul vergisinde de şöyle bir şey var. Bunun ikisini birbirine eşleştiremezsin çünkü 100 bin lira şu anda senin paran değil. Borcun. Yani Ya devletin sana yapmış olduğu 100 şey. bin lira borçlanabilirsin diye. Borçlanabilirsin diye banka sana kredi veriyor. Deli dumrul ne diyor? Bu köprüden geçenden de geçmeyenden de diyor ama aşağıdaki geçenden alıyor. Geçmeyenden almıyor. Şimdi sen harcanmamış paranın vergisini alıyorsun. Yani aradaki fark var. Evet. Deli dumrul geçenden alıyor. Köprüden geçse de alıyor, Şimdi. aşağıdan geçse de alıyor ama bu daha henüz harcanmamış para. Yani 100 bin lira kimse harcayacak. Yani ihtiyaç halinde kullanabilirsin diye verilmiş Şimdi olan bir burada bir para. hatırlatma yapalım. Büyük Birlik Partililer bize kızabilirler ama genel başkanları destici ne dedi? Ver kardeşim dedi 750 lira işte İsrail geliyor. Vermeyen dedi Rum'dur, Ermenidir, şudur budur. Peki sayın destici ve desteciyi destekleyen değerli partililer. Desticinin kızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 100 bin lira maaşla İş buldu. Evet. Hangimizin evladı şu anda işte senin evladın da öyle, bizimkiler de öyle asgari ücretle çalıştıralım diye sağdan soldan iş arıyoruz. Aslında söylenecek çok şey var da şu anda onları biz yeni Evet. ilk programımız olarak bunları yavaş yavaş Isıtmayalım söyleyeceğiz. Bunun haricinde yine turizm bölgemiz olan Adrasan'da son günlerde hem denizde tekne yangını hem dündü galiba birden otobüs minibüs yangını yaşandı. Allah'tan bir kayıp yok galiba. Mal kaybından haricinde. şimdi şoför gerçekten tebrik ediyoruz. Seylamit Mahallesi'nde öncelikle şeyi indiriyor mevkinde. Yolcuları indiriyor ki arızayı tespit ettikten sonra ben diyor güvenli bir yere çekeyim aracı. Orada indiriyor. O güvenli yere ulaşmadan özellikle lastikte bir yangın başlıyor bildiği ilk söylediklerine göre. Tabii tamamen yandı. Bunların sebepleri nedir? Tabii bu özellikle ototamircileri, ustalar bu daha iyi bilir ama bakım konusu sıkıntılı. Ya Sürekli sıkıntılı ama şöyle söyleyeyim. Adrasan'da hakikaten bu yıl belki araç sayımı bilmiyorum ne yapılıp yapılmadığını ama o Adrasan'a giren araç giriş çıkış sayısı herhalde rekor kırmış evet. olabilir yani. Bu yıl öyle. Yani o kadar aracın girip çıktığı halde bir tane araç yandıysa ben yine Normal. normal Daha önce de görüyorum. yanmıştı ama. Yani Evet. normal görüyorum bunu. Yine Adrasan demişken Karaöze'de bir büyük balığın peşinde diye bir şimdi Cumartesi pazar bir balık tutma şenliği yapıldı. Evet, Kumlucamızın tanıtım açısından Evet. güzel oldu. Kumluca Belediyesi'ne o konuda Belki da bunu tebrik herkes ediyoruz. duymamıştır, herkes bilmemiştir ama işte onun da sebebi şu. Çünkü herkes balıkla ilgilenmiyor, herkes denizle ilgilenmiyor. Tabii bunu denizle balıkla ilgilenenler biliyor. Ortalama 150 balıkçı katıldı herhalde bildiğim Evet. kadarıyla. Türkiye genelinde haber oldu. O yüzden yani ilk olunca belki o Evet. kadar duyulmadı. Bir de bu konularla ilgili yani bir WhatsApp grubundan paylaşılan mesajlar var Kumluca Belediyesi Evet. tarafından. Yani eleştirilecek şeyler olursa biz artık yavaş yavaş bunları dile getirerek çünkü Kumluca Belediyesi de eleştirilerimize genellikle pozitif anlamda olumlu cevaplar veriyor. Teşekkür ediyoruz çalışanlarına, başta Mesut Avcıoğlu başkanımız olmak üzere tüm ekibe. Yine Karaöz demişken geçen günlerde yine denizde bir kardeşimizin de boynu kırılarak uzun Bir bir ay sonra tedavi vefat etti. sonucunda vefat etti. Bugünlerde bu tür acı haberleri çok duyar olduk. İnşallah Şimdi devamı gelmez. toplum psikolojisi çok ilginç. Ben şunu gördüm geçen gün. Bu hani
toplum sağlığında, ruh sağlığı merkezlerinde, psikiyatri ve psikologların önerinde isimler işte M ya da MŞ şeklinde yazılıyor. Kimden neyi gizliyoruz? Ben herkese söylüyorum. Ne Evet. kullanıyorsun? İşte deli hapı diyorlar ya Evet. artık psikolog. Aslında profesyonel desteği akıllı insanlar alır. Ya onlar bir profesyonel destek uzmanları. Ruh sağlığımıza, nasıl aracımıza bakıma götürüyorsak, nasıl kıyafetlerimizi yıkıyorsak, berbere gidiyorsak, ruh sağlığına, psikiyatriye, psikoloğa da Şu gitmek anda mesela zorundayız. bizim internet ekranlarımızda bunu söylemek normal mi değil mi bilmiyorum ama televizyon ekranlarında mesela sigara ile ilgili bir bahs olduğu zaman hemen sigara Zarar, sağlığa evet. zararlıdır diye hemen böyle bir arkasından şey söyleniyor. Biz de söyleyelim sigara sağlığa Söyleyelim. yani bunu 50 sefer de söylesem bir şey Değişen bir şey yok. değişmeyecek. Hani sizin O söylediğiniz önlem gibi oluyor, evet. şeye getirmeye çalışıyorum. Bunu zaten bütün programcılar söylüyor. Yani ben bunu söylesem de değişmeyecek, Evet. söylemesem de değişmeyecek diyor ama tabii bunu Kumluca'da ve Kumluca hal fiyatlarından bahsetmişken Kumluca'da yine nar hasadı başladı. Hatta yeni sezon başladı diyelim biz buna. Nar hasadıyla beraber Kumluca'da ekim dikim sezonu. Yeni artık örtü altı seracılık dediğimiz biber, patlıcan, salatalık, bütün sebze ve ekim dikimin Türkiye iç kesimlerde bitmesi ama Kumluca'da yeni bir sezon başlaması Başlaması. anlamına geliyor. İnşallah güzel bir sezon geçirirler. Ama fiyatlar güzel gibi gözükse de girdi fiyatlarının yüksekliği veya diğer şeylerin sıkıntıları bakalım bu yıl sonunda ne olacak, ne çıkacak. Üye kalırsak yandığımız gün. Ama bizim cebimize giren para nedir ya da girdi fiyatlar hepimiz üç aşağı beş yukarı burada biz yapmıyorsak birileri akrabalarımız, kardeşimiz, annemiz, babamız sebze yapıyor. 1'e 10 arttı. Evet. 10 kat arttı. Yani geçen yıla göre sebze fiyatları 10 kat artması lazım ki aynı olsun. O yüzden bu işin gidişatı biraz zor. İnsanların ya o yüzden trafikte özellikle korna basmak ya da işte el kol hareketi yapmak yapmamayı tavsiye ediyorum. Bu konuyla ilgili sen ne önlem aldın derseniz ben de psikolojik destek alıyorum profesyonel Ben olarak. evet. Gerekirse İlaçlarla şeyler yapmak lazım. Çünkü biz sonra keşke, vah, tüh demeden bu işi yapmamız lazım. Şimdi birçok konuya değindik ve son olarak da ben şöyle bir konuya değinip programımızda yavaş yavaş kapatalım diyorum ve senin de söylemek istediklerin varsa yine konuşuruz. Artık Kumluca'da sezon başladı, hanar sezonu başladı, sebze ekim dikim sezonu başladı. Kimleri hala daha dikim yapmadı, bugün yarın onlar da yapacaklar. Yıl sonuna yaklaşıyoruz. Şeyle ilgili konuşacağım. Bu konuyla ilgili değil de asgari ücret artık yavaş yavaş belli olacak. Yani Emekli maaşı. Kasım Aralık ayı asgari ücretten sonra oluyor galiba emekli maaşları ama sonuçta asgari ücret ne olursa emekli maaşı da ona göre bir belirlenme Evet. yaşıyor. Şu anda 17.002 lira asgari ücret. Yani şu andaki normaldeki şeye bakacak olursak, enflasyon oranına bakacak olursak en azından %40 civarı bir şey Artış olması, lazım. artış lazım. %40 demek de herhalde benim tahminimce yani %50 olmuş olsaydı ne yapar? 5.000 lira 24-25 bin artması lira lazım. civarında bir fiyat olması lazım ama bakalım onda ne olacak? Son sözlerini alalım. Şimdi ekonomi hakikaten bir çıkmaz gibi de. Ama her buhranı atlattık bir şekilde. En güzel bu işin içinden çıkış üretim olur. Üretime ağırlık vermemiz lazım. Hayvan gıdaları artışını durdurmak için hayvan üretmemiz lazım. Hayvancı desteği. Yani çiftçi bir şekilde desteklenmeli. Öyle çiftçiye zorluk göstermek yerine çiftçiye varlık göstermek, destek olmak lazım ki elma üretsin, sebze üretsin, süt üretsin, yani yumurta üretsin. Yumurta bile 10 kat arttı biliyorsun. Yani 20 liraya aldığımız 30'luk fuller oldu 100 lira ya da daha fazla şimdi. Onda da her türlü hile. Biliyorsun bazı işletmelere şimdi yok şu eti bu eti şeklinde rahatsızlık verici haberler yapılmaya çalışıyor. Ben şuna inanıyorum. Kişi kendi gibi bilir işi. Yaptığınız iş
düzgünse hiç kimseden sıkıntı çekmezsiniz. O yüzden son olarak şunları aktarmak istiyorum. Ya adalar biliyorsunuz COVID-19 vardı. Nereye Evet, gitti? unutuldu. Unutuldu. Bugün Dünya El Yıkama Günü. Evet. Bol bol, yani sadece bunu günde değil, yıla yayarak ellerimizi yıkamalıyız. Artık Yemekten önce, günler o kadar yemekten sonra. çoğaldı ki belki bugünle ilgili 5-6 tane gün olma ihtimali var Evet, herhalde. var. Ondan dolayı da insanlar artık eskisi kadar o işlere Dikkat dikkat etmiyorlar. etmiyorlar. Şimdi artık işte bir şey çıkardılar, maymun çiçeği virüsü, o da geldi geçti. Bir ara bir IŞİD vardı. Değil mi? IŞİD Evet, tehlikesi, o. IŞİD tehlikesi. Evet. Biz Süleyman Şah'ın Acaba mezarını kandırdılar taşıdık. mı Bizi hep bizi diyorum. kandırıyorlar. Doğru. Yani o zaman IŞİD'diniz mi demiştik. Şimdi de İsrail korkusu sardı. İsrail, yani nüfusunu saysak her geçen gün Evet. bir elin parmaklarına geçmeyecek kadar. Ama teknolojik olarak desteğimiz ve işte bir olayı daha söyleyeceğim burada. De ki geçen gün sosyal medyada yazdım. Bir iş yerine, yani boykot yaptığımız bir markanın iş yerine ruhsat veriyor belediye. Açılışa katılıyor. Evet. AK Karadeniz'de. Parti diyor ki Rize'de açılışa katılanları disipline seviyor. Ya bu ne pehriz, bu ne lahana turşusu diyerekten Evet. o konuyu da kapatalım. Evet, bu hafta biraz değerlendirmelerimizi yaptık programımızla ilgili. Yeni önümüzdeki haftalarda neler yapacağız, neler yapmayacağız, onlarla ilgili gereken açıklamalar yaptık. Bununla ilgili şöyle bir Görüşlerimizi, şey söyleyelim. evet. Biz haftalık olarak her sene bunu değerlendiriyoruz. Artık hafta içlerinde de farklı kişilerle programlar yapacağız. Salı günleri Batı Akdeniz gündemde yer almasını istedikleri konu ve konukları vatandaşlar bize hem WhatsApp'tan hem sosyal medyadan bildirirlerse biz de Evet. elimizden geleni yapıp o konuyla ilgili bilgileri toplayıp her salı vatandaşlara Evet. aktaracağız. Aynı zamanda belediyelerde. Büyükşehir Belediye'mizden tut, bütün Kumluca'daki, Finike'deki belediye başkanları, belediye ekipleri bizlere bilgilendirmeler yaparlarsa bu bilgileri Evet. vatandaşlara buradan aktarırız. Evet, biraz önce şeyle tarımla ilgili konuşmuştuk. Bu hafta ekim dikim sezonu söyledik. Desteklenmesi gerektiğini söyledik. Tarım dediğimiz zaman sadece hani insanın aklına toprakla uğraşmak falan diye gelmiyor. Gelmesin. Çünkü içerisinde küçük baş hayvancılık, büyük baş hayvancılık, işte ne bileyim mantar üretimi, Hepsi benim çiftçiyle yakında alakalı. işte elması, armutu, işte domatesi, biberi, farklı konulara çok çeşitli şeyleri giriyor içerisine. Sebze, meyve, Meyve bakliyat, her giriyor. şey çiftçiye ait. Bununla ilgili şunu söyleyeceğim. Bu hafta Allah izin verirse bir Konya tarafında bir aile dostumuz, daha doğrusu asker arkadaşımın kızının bir düğünü var, ona gideceğim. Onlar da orada hayvancılık, büyükbaş hayvancılık yapıyorlar. Bu yaptıkları işlerle ilgili herhalde büyük ihtimalle konuşacağız. Onlarda da süt para etmiyor. Evet. Süt Onlar para etmiyor. Eti insanlar alamıyor. süt, Tereyağını süt alamıyor. alamıyor. Onlar satamıyor. Yani nedir ne Bir değildir tuhaflık var. onları değerlendireceğiz. Geldiğimizde yine konuşuruz. Bilmiyoruz. Şimdiden belki izin alabilirim. Haftaya olur muyuz, olmaz mıyız? Evet. Sağlık olsun. Biz Evet. de olmasanız da elimizden geleni yaparız. Bir başka konukta veya tek başımıza da yayını aktarmaya çalışırız. Değerli izleyenler, bugünlük bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.